Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam nüzul sırasında okumamıza En'am suresinden devam ediyoruz. Bu sure benim için anima animus gibi o kelimeyle de eşdeğer olan insanın En'amıyla alakalı içinden bulabildiğim ayetler vardı. Onları bulunduğu ayetler uzun bir sure, yani bir cüzden fazla, 25 sayfa falan civarında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, 23 sayfa ya 25 sayfa falan olması lazım. Bir okumaya çalışalım, uzun soluklu bir okuma olacak. Sonunda silüetini çıkartmaya çalıştığımızda göreceğiz. Bir şey yakalamamız gerekiyor. Hedefimiz o. Surenin süliyetini çıkartmak. Neden bu kadar uzun bir sure böyle bir yerde var? Çünkü bu kadar uzun bir sure daha önce Araf suresi geldi. Onun haricinde bu kadar uzun bir sure gelmemişti. Diğerleri en uzun 15 sayfalık bir sure var. 12 sayfalık bir sure var ama yok. Evet, Araf haricinde bu kadar uzun bir sure gelmedi. Yok, 14 sayfalık Hud suresi var bundan önce. Onun haricinde dediğim gibi bu kadar uzun yok. İçerik içinde özellikle yer kaplayan uzun kıssalar yok. Bu ilginç. Çünkü mesela Hud suresinde de başından sonundan 25 ayet okumuş ve ortada bol miktarda, yoğun miktarda peygamber kıssaları vardı. Onu da uzatan orasıydı. Hikaye tarzı olunca bir kıssa o daha çok yer kaplıyor ama bu sure içerisinde böyle bir uzunca bir kıssa aktarımı yok. Bakalım ne öğretecek? Özellikle İsra suresinden sonraki o süreçte İsra Yunus Hud olarak okumuştuk. Yusuf, Hicr ve şimdi En'am okuyoruz. Yusuf'u zaten okuyamayacağız diye atlamıştık. Hicr bize çok net bir şey vermedi, bir süliyet vermedi. Nasıl bir siyer açısından bir pozisyon göstermedi. En'am suresi bakalım nasıl bir şey verecek bize. İşin açıkçası bundan sonra sanki kıssalar birazcık daha azalıyor, kainat ayetleri biraz daha artıyor gibime geliyor. Belki bu manada eğitim açısından bir devam söz konusu olabilir. Bunların hepsi muhtemel. Okudukça bunları ortaya koymaya çalışacağız inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel arda ce'ale zulümâti ven nûra. Yoksunlukları ve ışığı, aydınlığı ve karanlığı var eden ve gökleri ve yeri şekillendiren Allah ne güzel yapmıştır. Övgü onudur, onadır. Sümmellezine keferu, bunu görmezden gelenler ise bir rabbihim yaadilun, Rablerine adalet uyguluyorlar. Adaletle davranıyorlar. Evet, burada adalet kelimesinin olumsuz kullanımını rastlıyoruz. Bu kelime Neml suresi 150'de de bu şekilde bir olumsuzluk var. Burada bu surenin 60. ayetinde yine o şekilde geçecek galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Buraya o şekilde not almışım, bir teyit edeyim. Yok, orası değilmiş. 150. ayetmiş. Vehum bi rabbihim ya'dilun diye. Yani özellikle dikkat ederseniz biz Kur'an'ın şekli özelliklerine de bakıyorduk. Yani bir surenin
başında ilk ayetinde bu şekilde yadilun diyerek kafirler yadilun yapıyor. Evet, 150. ayetinde de yani sonuna doğru da bu şekilde bir cümleyi gördüğümüz zaman, benzer bir şey gördüğümüz zaman bu bize yani bu eksende bir şey var. Bu eksende bir şeyler anlatılıyor manasında geliyordu. Bu bizim için önemli. Peki Allah ile adalet nasıl? Allah'a adalet nasıl uygulanır? Zaten sorun burası. Allah'a adalet uygulanmaz arkadaşlar. Yani yaratılanlar ile yaratıcı arasında adalet olmaz. Adalet bir şekilde eşdeğerlikler arasında olur. Yani yaratıklar arasında bir adaletten bahsedebilirsiniz. Yani ontolojik olarak, yani varlık olarak bir denklik, bir eşitlik, bir eksende eşit olabilme durumu söz konusudur. Yaratıcı ile yaratılanlar arasında böyle bir eksen yoktur arkadaşlar. Adalet ekseni yoktur. Fakat bunlar yadilun yapıyorlar. O yüzden burada kafirler müşrikler böyle yadilun yapıyor. Buradaki durum olumsuzdur. Yani adalet iyi bir şeydir. Aha, bunlar da adalet yapıyorlar. Hayır, böyle değil. Burada bir olumsuzluk var. Adalet yapıyorlar diye kızılıyor. Bu kızmanın, bu gazabın, bu öfkenin sebebi Allah'a gerektiği şekilde takdir edememenin bir şeyidir. Hani biz zaten şeyde gördük. Allah o kadar mükemmeldir ki diye başlayan cümlenin Allah'ı ne kadar umursamaz, ilgilenmez, yani kendi kendini otomatik olarak yaratan, yarattıklarından bile haberdar olamayacak kadar ilgisiz, kör, gaflet içinde bir tanrıyı ya eyvallah diyebiliyorlar. Yani hayır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Sorun burada, tamam, Tanrı'yı öyle tarif ettin, orada kalınmıyor. Ama Tanrı'dan sudur, peki kainat nasıl oluştu deyince, oradan sudur eden bilmem neleri, şunları bunları falan filanı çok daha muktedir. Hatta onlar adına yeryüzünde laf söyleyebilen bir insan, Tanrı insanı kendi suretinde yarattı falan diyerek insanı da üstünleştirip Allah ile bir şekilde kıyaslayabilecek, yani Allah hüküm koymaz ama ben hüküm koyarım diyebilecek kadar Allah'ın yeryüzünde gölgesi olduğunu iddia edebilecek veya fena fillah oha kadar geri dönebileceğini düşünecek kadar ben zaten oyum diyebilecek türde iddialar var. Bunların hepsi yaratık olan insan ile yaratıcı ve arasında oradan akrabalık, bir silsile bağı, Tanrı'dan sudur etti, o da Tanrı'dan doğdu denilebilecek bu birbirinden doğma süreci ne burada dışlıyor. Yani ilk cümle bize hayır, yeryüzünü, yeri ve gökleri şekillendiren, karanlıkları ve nuru var eden, bunların hepsi Allah. O tek, o ilah, o kendisine yakıştıramadığınız var ya, mükemmel olduğundan dolayı yakıştıramadığınız var ya, hayır, o diyor. Yani siz karanlığı da, yani o nurdur, o ışıktır, karanlık nedir? Onun olmadı. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Bunu Allah dışında bir varlığa istediğiniz kadar Allah'tan sızdığını varsayarak şey yapın. Hiç fark etmez. Başka bir varlığa esayen edemezsiniz. Alaka kuramazsınız. Yaptırtamazsınız. Peki bu bir iddia. Kur'an bu iddiasını nasıl destekleyecek? Yani Kur'an bize önceki peygamberler ve peygamberler kıssası konusunda tarihi düzeltir. Hayır, o işler öyle değildi, böyleydi der. Evet, bunları bilebiliyoruz. Veya önceki metinlerdeki bazı yanlış tutulmuş kayıtları veya tahrif edilmiş kayıtları, o işler öyle değildi, böyleydi diye onları düzeltiyor. Tamam. Peki Allah nedir, ne değildir? Kainat nasıldır sorusunun cevabı da Kur'an'da veriliyor olması lazım. Yani bunun dayanağı
Hayır, sudur değildir. Hayır, vahdedi vücut değildir. Hayır, hulül değildir. Sen nedir? Bunu bize kainata bakın anlayacaksınız. Kur'an'ın tavrı budur. O yüzden kainata nasıl bakmamız gerektiğini, içimize, kendimize nasıl bakmamız gerektiğini gösteren deliller lazım bize. Bunların en önemlilerinden bir tanesi bu 60. ayetteydi yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Evet, uyurken bizi aldığını, bir kenara çektiğini, ondan sonra veya ölüm anında da benzer şekilde bir kenara çektiğini anlıyoruz. Ve ardından eğer vakti gelmemişse tekrar gönderdiğini anlatan ve o esnada, yani gündüzleri o melekelere ne kadar zarar verdiğimizi kaydettiğini anlatan bir metin var 60. ayette. Biliyorsunuz ben bunu Adem ve melekeleri sunumunda bu ayete dayanmıştım. Bu ayet bir tane ayet değil, bunun müteşabihi, benzeri de Zümer 42'de var. Onu da okuyacağız. Zümer 42 de çok uzakta değil arkadaşlar. Yani Enam'dan sonra evet Saffat, Lokman, Sebe, sonra Zümer geliyor. Yani baktığımız zaman 7 sayfa, 4 sayfa, 6 sayfa, evet yani bir 15 20 sayfa sonra bu konu tekrar gündeme gelecek. Yani bu ne demek? Yani birisi Mekke döneminde bir Medine döneminde değil. Yani ard arda 3-4 sure sonra bu konu özellikle bir daha vurgulanacak. Biz sizi analarınızın karnında yaratmadan önce o üç gölgenin orada yaratmıştık diye bir cümle daha söyleyecek. Bunlar nedir? İşte afakta ve enfüste size ayetlerimi göstereceğim ve tanıyacaksınız. Bu tanıyış size kainatı nasıl yarattığımı gösterecek. Kainat kitabımı okuyun ve kainat, ben nasıl yarattım onu görün. Onun içinde hiçbir şeyin, başkasının, hiçbirisinin katılmadığını anlayacaksınız. O hiçbir kimsenin, başkasının yetkisi ve etkisinin olmadığını da anlayacaksınız. Ondan sonra benim ayetlerimi okuduğunuz zaman burada da onun tasdiğini göreceksiniz. Onayını göreceksiniz. Yani eğer çocuk böyle böyle oluşuyorsa ben leylekler getirdi demeyeceğim. Eğer ben burada leylekler getirdim diyorsam, siz de orada araştırıp da başka bir şey buluyorsanız bunu çöpe atın. Hayır. Ne diyor Kur'an? İşte şeyde görmüştük, bu kainat ayetlerini referans olduğunu, Kitab-ı Meknun dediği yeri Vakıa suresinde bize öğretmişti. Bize ateşe bakmaz mısınız demişti. Bize ziraat yaptığınız şeylere bakmaz mısınız demişti. Bize kendi o attığınıza bakmaz mısınız demişti. Yani onu yaratan siz misiniz yoksa biz miyiz? O ziraati oluşturan siz miyiz, biz miyiz? Biz de orada ne demiştik? Biz olayın sadece ve sadece seyircisiyiz. İşte En'am suresi biraz sonra ayetleri, yani onların istedikleri ayetleri, göğe çıkalım bilmem neden falan filan, zaten bunları inanmak hiç istemiyorlar ama hayır, sen bu konuda ayet getirme şansın hiç yok, sıfır. Sen istediklerini hidayete erdiremezsin. Yani öyle bir yol gösteremezsin. Veya ya hadi sıkıysa diyor, göğe yol çıkart. Hayır, yapamazsın diyor. Allah dileseydi yapardı. Hatta dileseydi ona bile gerek olmazdı. Herkesi de doğru yola da iletirdi. Hayır, konu bu değil. Biz öyle ayetler veriyoruz ki giden bakana fazlasıyla yeter. Bunlar böyle bir gün verilip de ya işte fi tarihinde peygamber bilmem ne göstermişti, o gün görmüşler, inanmışlar. Ne bileyim yalan olmadığını? İşte İsa için de bir şeyler söylüyorlar, Musa için de bir şeyler söylüyorlar. O günün. Bana bir şey söylüyor mu? İşte bana bir şey söyleyebilmesi için Kur'an'ın ayet diye bana gösterdiği şeylere bakmam gerekiyor. Kur'an bana ayet olarak ne gösteriyor? Kainata bak, yaratılışa bak. Onun içerisinde herhangi başka bir ilahın işi olup olmadığını, yani yaratılışta başka bir ilahın olup olmadığını anlayacaksın. Bak bakalım ikinci bir tanesi var mı? Veya yaratılışta herhangi bir müdahillikleri söz konusu mu? Evet, bu gözle bakalım. Çünkü arkadaşlar birazcık önden giderek
ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü 35. ayette çok net bir şekilde velev şâ Allahu le cemaakum, onları bir araya getirir. Halel hüda, yani o doğru yol üzerinde, o rehberlik üzerinde bir araya getirirdi eğer böyle bir tercih olsaydı. Hayır, burada imtihanla ayrılması gerekiyor insan. Temyiz olması gerekiyor. Fela tekûnenne minel cahilîn. Cahillerden olma diye bir uyarı var. Sert bir uyarı arkadaşlar. Peygamber'e cahillerden olma uyarısı sert bir uyarıdır. Biz bunu daha önce Nuh'a söylendiğini biliyoruz. Ne zaman söylenmişti? Peki ya benim oğlum ne oldu acaba? O kurtuldu mu cümlesi? Cahillerden olma ile bu cümleyle muhatap olmuştu Nuh. 35. ayette bu manada sert bir ayet. Peki buradan ne anlıyoruz? Evet, bu surenin içinde bir sürü ayet var. Kehanet ayetleri var. Ama onların istediği gibi bizi göğe çıkalım dibine falan filan öyle değil. Peki nasılmış? Önemli olan bu. Hani biz Tevrat'ta okurken ne demiştik? Ne bulmuştuk? Ayet ne demişti? Bugüne kadar söylediklerim gerçekleşti. Şimdi yenilerini söylüyorum. Onlara bakın demişti. İşte bunun bir versiyonu. Diyor ki onların istediği şekilde bir ayet gelmeyecek. Korkutma tarzı bir ayet gelmeyecek. Çünkü bunlar daha önce geldiklerinde işe yaramadı. Peki ne gelecek? İşte kainat ayetlerine bakın anlayacaksınız. En'am suresi de benim gözümde böyle bir içeriğe sahip. Zaten başlangıcında aynen şey yaptı. Hüvellezi, evet. Elhamdülillahi lezi dediydi. O ellezi ikincisi geliyor. Hüvellezi. O ki halakakum, sizi şekillendirdi. Min tinin, tinden şekillendirdi. Çamur dediğimiz, ben bunu madde olarak da değerlendiriyorum. Yer çekimine muhatap olan şeyden üretti. Şekillendirdi. Sümme gada ecelen. Sonra bir ecel, bir süre belirledi. Ve ecelin müsemma indehu. Ve bir tane de onun yanında başka bir adı konulmuş başka bir ecel daha. İki tane ecel belirledi. Bir tanesi bedenin ömür süresi. Ötekisi de başka bir süre. İki tane süre belirlenmiş vaziyette. Sümme entüm temterun. Buna rağmen siz şüphe içindesiniz. İşte bu iki süre ile ilintili Kur'an'da daha başka ayetlere rastladıkça ha bu süre ha bu buymuş ha bu da buymuş dedirtecek kadar şeylerimiz var. Mesela bunlardan bir tanesi bedenimizin kullanım süresi. Biliyorsunuz belli bir yaştan sonra Alzheimer oluyor bilmem ne oluyor falan oluyor filan oluyor. Ayet ne diyor? Belli bir yaştan sonra sizi geri çeviririz. Onu da bildiğinizde bilmez hale gelirsiniz. Erzelil hayat, hayatın o rezil dönemine. Yani o hal bebeklik gibi bir şey. Yani rezillik o muktedirliğin ardından olduğu için. Yani bakıyorsunuz kral gibi adam dediği dedik bilmem ne çok hikmetli, çok güzel ama zihinsel süreçleri, melekeleri dumura uğradığında bakıyorsunuz bebekleşiyor. Bunuyor. Bir bunak haline geliyor. Bundan daha büyük bir rezalet kişi açısından bir rezillik söz konusu ama olabilir mi? Diğeri ise bir kaza, araba çarptı, bilmem ne oldu, balkondan düştü, bilmem ne etti. Evet veya bir savaşta veya bir çatışmada veya kaza kurşunuyla hiç fark etmez. Bu tür şeyler de ölümle sonlanabiliyor. Yani o bedenin o bir eceliyle değil, alternatif bir ecelle son bulabiliyor. Birinci ecel, bedenin ne kadar olduğu, ne kadar süre dayandığı bu birazcık da tahmin edebildiğimiz bir şey ama diğeriyle ilgili hiçbir şeyimiz yok. Öngörümüz yok. O yüzden bu her an gerçekleşebilir. Biz de her an bitecek gibi bu imtihanı ona göre davranıyor olmamız lazım. Bunların hepsini cebimize koyacağız ve afakta ve enfüste göstereceğim dediği ayetler olarak değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar bunları. Ve huvallahu fis semavati vel ardı ve fil ard. Yerde ve gökte ilah olan odur. Allah olan odur.
Bu arada arkadaşlar, ben hızlı bir şekilde şunu arada parantez olarak söyleyeyim. Ben Allah kelimesinin Allah'ın özel olduğu ismi olduğunu düşünmüyorum. Allah'ın özel bir ismi yoktur. Allah kelimesi, Arapçadaki Allah kelimesi el ilah. O bilinen ilah. O ilah var ya, o ilah. Odur. Hangi dilde ilah neyse onun belirli hali, o bir tek olan hali, o ilahtır. Çünkü biz Adem'i, Havva'yı, o ilk insanın adını bile bugün hala yaşatıyorsak, Allah'ın bir ismi olsaydı, özel bir ismi olsaydı, onu da yaşatırdık gelirdi. Biz bütün dünyada bilinen ortak bir ilah ismi bilmiyoruz. Allah'ın özel bir ismini bilmiyoruz. Böyle bir isim verilmedi. Dinler, mezhepler, şunlar, bunlar kendi ilahlarına isim takıyor olabilirler. Bu onların problemi. Onlar gibi davranarak biz de bir isim takarak onların gittiği yerden anormallik üretmemizin hiç gereği yok. Arapça el ilah kelimesinin birazcık daha özel telaffuzudur. Onun ötesinde hiçbir özelliği yoktur bu kelimenin. Türkçe'de bunun karşılığı Tanrı'dır. Türkçe'de belirlilik takısı olmadığı için büyük harfle yazılan Tanrı'dır. Öyle diyebiliriz. Çergezcesi Tha'dır. İngilizcesi God'dır. İtalyancası, Latincesi Theo'dur. Neyse odur. Hangi dilde neyse Tanrı'nın adı odur. Bilinen, belirlilik takısıyla olanıdır. Ben bunu delil olarak kullandığını Musa da soruyor. Ben ne diyeceğim? Ben gideyim de ne diyeyim? Beni kim gönderdi diyeyim? Deyince ben benim. Ben o ilah olanım. Bakın Kur'an'da, yani Tevrat'ta ben benim diye çevirirler ama Kur'an'da en Allahu la ilahe illa hu der. Ben kendinden başka ilah olmayan o ilahım. Çünkü biz orayı Allah diye okuduğumuz için sanki özel isim gibi okuyoruz ama kendisinden başka ilah olmayan o ilah benim. Ben oyum. Ben oyum ki kendisinden başka ilah olmayan o ilah. Böyle okuduğumuz zaman Musa'nın o sorusu ve onun cevabı, aldığı cevabı aynen taşıyabiliyoruz. Bu hem Tevrat'ı hem de onun karşılığı olan işte o iki sihir birbirine sırt sırta verdi dediği nokta söz konusu oluyor. Bu manada biz Tevrat'ı da ayağa kaldırmamız gerekiyor. Benzer şekilde bu anlayışla Kur'an'ı da daha doğrusu müktesebatın oluşturduğu hiziplerin dayanaklarını da böyle ayrımcı lıklarından da kurtulmamız gerekiyor. Allah ismi Allah'ın özel ismi değildir. Hüvallahu. O öyle Allah'tır ki, o Allah'tır ki. Fis semavati ve fil, o yerde gökte olan Allah odur. O ilah odur. Ondan başka ilah yoktur. Ya'lemu kaydeder, belgeler. Sirrakum ve cehrakum. Açıklarınız da, sırlarınızı da, gizleriniz de hepsini belgeler. Ve ya'lemu belgeler. Ma teksibun. O kazandığınız her şeyi belgeler. Bilir değil, belgeler. Bunu da daha önce zaten konuşmuştuk. Tekrar hızlı bir şekilde şey yapalım. Biz Allah'ın neyi nasıl bildiğini bilemeyiz. Ama Allah'ın bizim her türlü yaptığımızı belgelediğini biliyoruz. Zaten imtihan dünyasının varlığı bir belgeleme. Bizim burada nasıl davrandığımızla ilgili belgeleme sürecinden ibaret. Bunu melekûtu aracılığıyla gerçekleştiriyor ve her şeyi belgeliyor. Öteki tarafta bu bir kitap halinde elimize verilecek ve ona göre, o belgeye göre birileri cennete, birileri cehenneme gidecek. Ve mâ te'tîhim min âyetin. Min ayati Rabbim. Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün. İlla kânû anhâ mûridin. Onlardan yüz çevirmiş olmasınlar. Bunlar her türlü ayetten her zaman için yüz çevirdiler. Ben şimdi size öyle ayetler veriyorum ki, çünkü bunları daha önce, bu ayetleri daha önce şey yapmıştım. Onlar da gerçekleşti ve onlar da yüz çevirdiler. Evet.
Peki ne olacak? Peki böyle mi olacak? Hayır, sadece siz misiniz? Bu ayetlerine muhatap olan herkes için bakana ayet olacak ayetler sunuyorum. Nedir? Bunların her biri bir ayet. Evet. Şimdi bunları yalanlayanların nasıl sonlarla karşılaşacağıyla ilintili detayları şey yapacak. Çünkü nasıl ayet istiyorsunuz? Bu sorunun cevabını bulacağız kuvvetle muhtemel. Ve lekad kezzebu bil hakkı. Onlar tutarlı olan şeyi lemma caehum. O kendilerine geldiğinde tutarlı olan şeyi yalanladılar, tekzip ettiler. Bu yalandır dediler. Onaylamadılar. Bu ne olur? Önceki kitaplarda vaat edilen ve bu vahiy gelirken olan olaylar, evet bunlar ayetlerdir, tutarlılıktır. Yani orada öyle dediydi ya, bak burada da böyle oldu ya, bu işte bu tutarlılık bu. Bunları yalanlıyorlar. Yani kıble değişiyor mu? Evet, yalanlıyorlar. O söylenen zamanda gerçekleşti mi? Evet, onu da yalanlıyorlar. Buna benzer bir sürü şeyleri yalanlıyor, onaylamıyorlar. Yani orada tutarlılık var. Önceki kitapla, önceki vahiylerle sonraki vahiy arasındaki tutarlılığı görmezden geliyorlar ve yalanlıyor. Hayır diyor, böyle bir şey yok. O diyor başka bir şey söylüyordu. Fesefe ye'tihim enba'u ma kanu yestehzi'un. O ma kanu bihi yestehzi'un. O alaya aldıkları şey. Yani onayladıkları zaman ciddileşmeleri gerekiyor. Fakat bunlar ne yapacaklar? Gülecekler. Sanki komik bir şey varmış gibi. Ya ne saçma sapan şeyler bunlar diyecekler. Alaya alacaklar. Ki alıyorlar. Ki bunların hepsi kaydoluyor, belgeleniyor. Onların haberi sonra gelecek. Neden? Çünkü belgeliyoruz. Bakın bir önce belgeliyoruz dedi. Ve sonra bunlara karşılaşacaklar dedi. Yani biliyoruz değil. Biliyoruz deyince tanrısal bir bilgi, öncesinde de biliyordu, sonrasında da biliyordu. Nasıl oldu bu iş gibi böyle insanı tuzağa düşürecek, zihinleri tuzağa düşürecek noktalara gidiyorlar. Hayır, belgeliyoruz. Elem yerav. Görmediler mi? Görmüyorlar mı? Anlamıyorlar mı? Kem ehlekna min kablihim min garin. O toplumlardan ne kadar öncesinden, senden önce, onlardan önce o toplumlardan nicelerini helak ettiğimizi görmüyorlar mı, bilmiyorlar mı, anlamıyorlar mı? Mekkennâhum fil ardı. Onları yeryüzünde imkanlarla donatmıştık. Velen nükemmin lekum. Bunlara imkan vermediğimiz kadar, yani bunlara vermediğimiz kadar onlardan çok daha vermiştik. Ya yani bunlar nedir? Bunlar çorak topraklarda yaşıyorlar, bu kadar. Enleri boyları bu kadar. Ama biz onlara su vermiştik, onlara bağ bahçeler vermiştik falan vermiştik falan vermiştik. Onlardan çok daha güçlülerini biz yok ettik gittik. Ve bunların en başında ne var arkadaşlar? Onlar da bildiği Mısır var. Veya Mezopotamya uygarlıkları var. Onların nasıl yıkıldıklarını, nasıl o geçmişte yapılan o piramitlerin, yok şeylerin, ziguratların, şunların bunların nasıl harabeye döndüğünü biliyorlar tabii ki. Ve erselne sema'e aleyhim mitraren. Onların üzerine gökten bol bol yağmur indirmiştik. Ve cealnel enhare tecri min tahtihim. Onların altlarından ırmaklar akıtmıştık. Yani Mezopotamya'da Nil ve Fırat, Mısır'da şey pardon Dicle ve Fırat, Mısır'da Nil, İndus, Hindistan'da yukarıda Maveraünnehir. Yani nerede medeniyet var? Altından ırmaklar akıyor ve yağmurlar, yani ırmakların kaynağı da yağmurlar. Dolayısıyla tarım, dolayısıyla bolluk. Anadolu'da Hititler işte Kızılırmak'ın etrafındaydı, Yeşilırmak'ın etrafındaydı. Bakıyorsunuz Seyhan Ceyhan Çukurova'yı Çukurova haline getiriyor. Ve enşe'na min ba'dihim galen aharin. Ve onları yok edip de bırakmadık. Onların arkasından yeni topluluklar da inşa ettik. Neden? Çünkü imtihan süreci devam ediyor. Onlar kaybettiler ama sıra sizde. Yani şimdi sıra, hakimiyet sizde. Bakalım nasıl davranacaksınız? Olay bundan ibaret. Velev enzelne aleyke, sana indirsek kitaben fi kırtasin,
yazılı kağıtta bir kitap indirsek, felemesuhu ve ona dokunsalar, bi eydihim elleriyle, legalu ellezine keferu, o görmezden gelenler veya kendi içlerini örtenler, artık nasıl tarif ederseniz, zaten metin ona uygun biliyorsunuz. Bu görmezden gelenler legalu derler ki in haza illa sihrun mubin. Bu apaçık bir etkilemedir. Etkilendik, sihirlendik, büyülendik. Bu bir büyüdür diyecekler. Fark etmeyecek. Yani bu biz biliyorsunuz bunu daha önce de buna benzer çok ayet geçti. Bu tarz ayet isteyenlerin derdi ayet isteyip de kabul etmek değil. İşi yokuşa sürmek, hiçbir zaman onaylamak için istemediler. Çünkü zaten Kur'an'da ne diyor? Biz bu tür ayetleri korkutmak için şey yaparız. Ve böyle şeyler geldiğinde de ardından helak gelir. Zaten o melekler geldiğinde de iş işten geçmiş olur. Yani siz onu meleği gördüğünüz zaman size fırsat tanıyacağını mı zannediyorsunuz? İmtihan süreci kapalı olduğu müddetçedir. Bir şeyler açıklandığında artık imtihan diye bir şey söz konusu değil. Yani bunlar işi yokuşa sürmenin devamı. Ve galu levla en unzile aleyke melek. Ona bir melek indirilmeli değil miydi? Gayet çok net bir şekilde. Ve lev enzelna meleken, onların üzerine bir melek indirseydik ki indirmeyeceğiz, indirmedik. Lekudiyel emru. Bu durumda emir verilmiş, emir kesinleşmiş olurdu. Sümme la yunzarun ve onlar bekletilmezdi de. Yani orada artık elane dediği nokta. Hani Firavun'a da demişti. Onu örnek olarak göstermişti. Ve bunu birkaç defa da görmüştük. Elane diyor. Şimdi mi? Yine Kur'an kendince belli bir mantık içerisinde o tutarlılığı içerisinde şeyi de söylüyor. Velev cealnahu meleken, onu bir melek kılsaydık, o dediği şey ister burada elçi olsun, isterse kitap olsun, yani getirilen şey olsun veya melek olsun, ya vahiy olsun veya kitap olsun fark etmiyor. O mucizeyi belki de mucize olarak meleki şey yapsaydık. Lecealnahu reculen. Ve onu insan kılardık. Bir adam kılardık. Vele lebesna aleyhim ma yelbisun. Yani şu anda içinde bulundukları, içine düştükleri o temterun dediği, yani tereddüt ettikleri duruma yine aynı duruma düşerlerdi. Libas bu şekilde giyme. Yani içinde bulundukları durum gene aynı içinde bulunan duruma düşerlerdi. Peki biz niye melekleri görmüyoruz? Yani insan sureti haricinde görmüyoruz. Bu soru sorulması ve cevaplanması gereken bir şey. Yani İbrahim'e de melekler insan suretinde geldi. Lut'a da gelmişti. Meryem'e de insan suretinde gelmişti. Ve burada Kur'an diyor ki eğer biz onu melek yapacak olsa insan suretinde yapardık. Neden? Bunun bir sebebi olması lazım. Alternatifi nerede görüyoruz? Alternatifi Musa'nın gördüğü yanan ağaç formunda görüyoruz. Yani ağaçta bir şey var ve tükenmiyor. Sürekli orada bir şey var. Veya bunun bir benzerini yine peygamber olarak peygamberimiz görmüş. Necim suresinde İz yağşe sidrete ma yağşa. Bakın bu da orada da bir ağaç var ve ağacı saran sarıyorken ne bu? Çok kuvvetli ama tabii ateş gibi bir şey orada. Yani ateş gibi, duman gibi bir şey o ağacı sarıyor ve öyle bir şey ki mazagal basarı ve mataga kamaşmadı, bulanmadı ve kalbi de gördüğünü şey yapmadı. Ya acaba bir şey gördüm ama emin değilim demedi. Net bir şekilde gördü. Bir yerde daha geçiyordu. Neredeydi? Daha önce de görmüştü onu diye. Ha, evet burasıymış zaten 13. ayet. Ben burada ki meleklerin de insan suretinde görünüyor oluşunu onların gerçekten insan olduğunu düşünüyorum. Ama melek kontrolünde. Yani Adem'i olmayan
veya Adem'i hipnoz gibi bir yöntemle veya uykudaki hal gibi bir yöntemle devre dışı bırakılmış melek tarafından, ilgili melek tarafından, görevli bir melek tarafından yönetilen bir beden, bir enam olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle. Yani gelip de şeyle konuşan da neydi onun adı? Meryem'le konuşan da böyle bir melekti. İbrahim'e gelenler de böyle bir melekti. Lut'a gelenler de ve Musa'yla o yolculuğu yapan da böyle bir melekti diye düşünüyorum. Ki biz peygamberin siyerinde de meleği böyle tarif ediliyor. Böyle meleklerin göründüğünü, böyle bir kişi olduğu ile ilgili rivayetler var. Bir kişi formunda görüyorlar, geliyorlar. Geldiğiyle ilgili bol miktarda var. Ama ayrıca peygamberin dediğim gibi Musa'nın görüş şekli ve peygamberimizin birkaç defa bu şekilde o özel surette o ufku kapladığı anda veya işte o sarktığı şekilde onu gördüğünü biliyoruz. Öyle bir formda da gördüğünü biliyoruz. Peki bunun için şey yapıyorum. Melek dediğimiz şeyin formu, gerçek formu insan formunda mı? Ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Ama bir insanı yönetebilir mi? Evet. Yani insanın kompozit yapısı içerisinde insan diye bahsettiğimiz şeyin o kompozit yapısı diye tarif ettiğimiz şeyde Adem'ini uyutup var olan yaşayan bir enamı, bir insanı özel bir melek yönetebilir. Peki bu durumda ne olur? İşte ayetin dediğinin tam şekli olur. Gene ya bu melek değil ki derler. Veya onun melek olup olmadığında şüphe ederler. Peki nasıl görülecek? Hristiyanlıkta veya Yahudilik diye tarif ettiğimiz bu İbrahim'i dinin mezheplerinde veya diğer dinlerde, insanların uydurdukları şeylerde melekler insan benzeri, antropomorfik dediklerimiz yani insana benzer varlıklar, ekstradan kanatları var falan filan gibi böyle tarifler var, böyle resimler var. Biz bunlardan çok etkilendiğimiz için düşünüyoruz ama biliyorsunuz benim Mikail hakkında mesela Mikail dediğimiz şey belki de kainattaki, belki de diyorum arkadaşlar bunu şey olarak şey yapmayın. Belki de kainattaki denge şeydir. Mikail'in kendisidir. Bilebilir miyiz? Yani ille de Mikail adında kanatları iki tane kanadı olan insan benzeri bir varlık olması mı gerekiyor? Biz Kur'an'da böyle bir tarif görmüyoruz. Cebrail için de görmüyoruz. Kur'an'da şunu görüyoruz. Eğer o melek, yani melek gelecek olsaydı insan suretinde gelecekti. Ya bu bir sizi kurtarmaz ki. Bu sizin probleminize, yani sizin derdinize derman değil ki bu durum. Bu ne demek? Onların şekli insan şeklidir manasına gelmiyor. Gelirse de görebileceğiniz ancak insan formunu yönetirse, yani öyle bir arayüzle görebilirsiniz. Öyle bir şekle, öyle bir varlığı yönettiği zaman. Ama biz zaten insanı da bu tür bedenin melekeleri tarafından yönetildiğini biliyoruz. Bilmiyorsak da kainatı veya enfüsümüzü veya psikolojimizi inceleme altına aldığımız zaman Allah'ı değil arkadaşlar, kendimizi, yaratıcıyı değil, yaratılanı mercek altına aldığımızda göreceğimiz çok şey var. Allah'ın ayetlerini göreceğiz. O yüzden kelam tartışmalarında Allah şöyle midir, böyle midir, öyle miydi, böyle miydi? Bunların hepsi gayba taşlamaktan öte bir yere varmadı, varamadı. Biz kendimize bakacağız ve yaratıcıyı anlayacağız. Biz kendimize baktığımız zaman melekeleri görebiliriz. Bedenin melekeleri, insanın melekeleri olduğu gibi kainatın da melekeleri var. Onları da ayırt edebildiğimiz anda birazcık daha farkındalığımız artacak. O zaman kainat maddeden mi, enerjiden mi, onun yoksa karanlık maddeden mi, yoksa şundan mı, bundan mı, neden üretildiğini daha iyi anlayacağız. O zaman bugünkü bilim ile bilimin keşfettiğini, kainata bakıp da bir şeyler keşfettiği insanların söyledikleri cümleleri daha iyi anlayacağız. Belki onların yorumlarına daha güzel yorumlar yapabileceğiz.
Ve lekad istuhzi'e bir rusulin min gablike. Senden önce de rusuller, elçiler yalanlandı. Şey, pardon. Alaya alındı. Yani nasıl alaya alındı? Tasdik edilen onaylanmadı. Tiye alındı. Gırgır geçildi. Hafife alındı. Evet, bunların hepsi oldu. Ve haka billezine sahiru minhum. Onlardan bu alay ettikleri şey onları kuşattı, etrafını sardı. Ma kanu bi yestehziun. O alay etmelerinden dolayı, eğlenmelerinden dolayı olan şey onların etrafını sardı. Kul siru de ki gezin fil ardi yeryüzünde sümmenzuru sonra bakın keyfe kâne âkıbetül mükezzibîn o yalanlayanların hali nasıl olmuş bir bakın. Siz bunu biliyorsunuz. Sodom Gomorra hikayesini biliyorsunuz. Oraların nere olduğunu da biliyorsunuz. Geçerken işte burası bilmem neymiş dediğiniz yerler var. Nasıl oldu biliyorsunuz. İşte Nemrut hakkında hikayeler var. O zikkurat diye yaptıkları, ettikleri, eyledikleri onların şeylerini de görüyorsunuz. Yani biliyorsunuz bunları. Veya işte o gün Musa'nın karşısına dikilen Firavun'un yaptırdıkları şeylerin harabe haline geldiğini, insanların oradaki taşları alıp ev yaptıklarını, yani taş ocağı olarak kullandığını biliyorsunuz. Yani bir zamanlar burnundan kıl aldırmayan adamın mezarından taş alıyorsun ya ev yapmak için. Yani hikayesi yetmez. Gidin adamın bir zamanlar sarayı dediği yerde dolaşın. Ayakkabınızla dolaşın, saygısızca dolaşın ve hissedin. Bir zamanlar burada buranın ilahı benim diyen adam yaşamış. Kul de ki limen kim içindir, kimindir? Mafis semavati vel art. Yer ve göklerde olan şey kimindir? Kimin içindir? Kimin için vardır? Kul lillah Allah içindir. Ketebe ala nefsihir rahme. O kendine rahmeti yazdı. Hani bakın bu Furkan suresinde söylediğinden beri ne kadar önemli, ne kadar önemli diye getirdiğimiz cümle. Ketebe yazdı. Yani bir başkasının Allah'a bir şey yazması söz konusu olamaz. Ama Allah diyor ki ben kendi kendime yazdım bunu. Siz beni Rahman olarak tanıyın. Ben size tanıtıyorum. Burada nefis kelimesini de hani nefis terbiyesi bilmem ne falan filan gibi tasavvufun nefis şeyde kötü bir şey olarak algılamaya hiç gerek yok. Rabbimin de nefis diye bir şeyi var. Demeye de gerek yok. Bu gramatik olarak şey arkadaşlar kendi demek. Ben kendime. Ben ve kendim birbirinden ayrı iki varlık değil. Bu sadece bir fiilin öznesi de nesnesi de kendisi ise yani öyle yapacaksınız. Yapacağınız başka bir şey yok ki. Li yecme annekum ila yevmil kıyameti la reybe fih. Ya bu rahmet öyle bir şey ki sizi değerlendirme gününde kendinden şüphe olunmayan değerlendirme gününe toplayacak olması onun rahmeti işte. Yani bu ne demekmiş? Kimsenin yanına yaptığı kar kalmayacak. Yani Allah'ın azabı bile yanlış yapanları, hata yapanları, zalimlere Allah'ın azabı bile rahmetinin bir eseri. Siz azabı şu bu su başka bir tanrı, rahmeti başka bir tanrıya atıyorsunuz. Hayır öyle değil. Nur da zulüm de, zulümat da nur da ondan mı kaynaklanıyor? Evet. Değerlendirme günü ertesinde azap da rahmetinin bir tecellisi. Azap neydi? İzolasyondu. O da rahmetinin bir tecellisi. Cennet nasıl rahmetin bir tecellisi ise cehennem de rahmetin tecellisi. Kur'an'ın tanıttığı şekilde Tanrı'yı görüyoruz. Bir insanların ya Tanrı olsa olsa böyle bir şeydir dediği değil. Allah kadir mutlak mıdır? Evet. Dilediğini yapar mı? Evet. Dilerse yapar. Ya Kur'an'da Allah kendini evet dilediğini yapacağını söylüyor ama keyfe keder değil diyor. Ben yazdıklarımı değiştirmem diyor.
Yani bu bize bir sınırlama getirmiyor mu? Allah'ın kendi kendine sınırlaması meselesi değil. Bizim zihnimizde sınırlama getirmiyor mu? Getirmesi gerekiyor. Bunun nasıl olduğunu kavrayamayabiliriz. O başka bir mesele. Ama Allah'ın bildirdiği şekliyle, formuyla kabul etmemiz gerekiyor. Bu forma uymayan, sonuçta bu noktaya gelmeyen, bununla uyuşmayan, bununla tutarlı, bu ayetlerle, bu bilgiyle tutarlı olmayan her türlü ister felsefi, ister dini, ister nereden çıkarsa çıksın mantıklar bizi doğru yola götürmeyecektir. Bunun en belalısını da işte İskenderiye mayası olarak gördük. Yani İsra suresinde peygamberin karşısına geçip de sen bu dediklerini değiştir veya başka bir kitap getir diyenleri gördük. Bunları din adına yaptılar. Kendi çıkarımları, kendi zihinlerindeki çıkarımları. Ne Tevrat'tan yaptılar ne de kitaptan yaptılar. Vahiye dayanmadılar. O yüzden Kur'an diyor ki kitaba dayanmıyorsanız siz hiçbir şey üzerine değilsiniz. Yani Allah imtihan ediyorum diyor. Onlar diyorlar ki Allah imtihan etmez. Allah cennet var, cehennem var, ertesini değerlendireceksiniz diyor. Yok, Allah böyle yapmaz. Neye göre? Kendinizce mükemmel diye bir şey tarif ediyorsunuz. O tarife göre. Kur'an'da diyor ki Allah'ı hakkıyla takdir edemediler diyor. İnsan Allah'ı takdir edebilme şeyinde mi? Ya en azından düşünebildiği en yüce makama yerleştirsin. Hayır. Onlar olabildiğince mükemmellik adına en umursamaz, en gaflet içinde, en uzak hale getirdiler. اَلَّذِينَ خَسِرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ اَلَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسِهِمْ Kendilerini hüsrana uğratanlar, yani sermayelerini, kendi sermayelerini yok edenler ve hum la yu'minun. Güvenmeyenler onlardır. Güvenmezler. Sermayeleri biter ve güvenmezler. Ve lehu ma sekene fil leyli ven nehari. Gündüzün ve gecenin, gündüzde ve gecede sakin olan, yerleşmiş olan ne var ise onundur. Ve huve semiul alim. O işitendir ve belgeleyendir. Kaydedendir. Size göre umursamazdır, duymaz bile, duymaya ihtiyaç bile duymaz. Yani burada öyle değil ama. Kul e gayrallahi ettehizu veliyen. Veli olarak, yakın olarak Allah'tan dışında, o ilahtan başka birisini mi edineyim de. Fatiri semavati vel ardı. Yerin ve gökleri fıtreden, yani onlara biçimini veren. Ve huve yut'amu ve la yut'imu. Pardon. Ve huve yut'imu ve la yut'amu. Doyuran ama doyurulmayan. Kul de ki inni ümirtu. Ben emredildim en ekune evvele men esleme. Teslim olanların öncüsü olmam emredildi. İlki değil arkadaşlar. Öncüsü. Ve la tekûnenne minel müşrikîn. Ve şirk koşanlardan olmamam emredildi. Yani evvel kelimesine bu şekilde ilk manasını verip de böyle saçma sapan ondan önce yok muydu gibi cümlelere gitmeye hiç gerek yok. Bu Kur'an'da defalarca geçen ve her seferinde ilki diye tercüme edilen ama hiç dikkat edilmeden bu şekilde tercüme edilen bir şey. Öncüsü. Kul inni ehafu in asaytu Rabbi azabe yevmin azim. O büyük günün azabından, izolasyonundan eğer Rabbime isyan edersem bu izolasyondan ki karşılık bulacağım bu izolasyon bunun doğal sonucudur. Ondan çok korkarım. Yani bunu peygamber olmak şu bu falan filan kurtarmaz. Beni bile kurtarmaz. Ve men yusrif anhu yevme izin. O günden ki o gün kimden sarf edilirse, çevrilirse, yönlendirilirse ondan yani normalde sarf ona doğru bir yönlenme oluyor. An dediğimiz zaman ondan başka bir tarafa doğru yönlendirilirse fekad rahimehu muhakkak ki ona rahmet etmiş olur. Zalikel fevzül mübin bu apaçık olan
fevz, kurtuluş, akış budur. Bir tarafta izolasyon, bir tarafta bir rahmet var. Elbette ki o rahmet sonsuz sürekli olan rahmet olacak. Evet, Fatır suresinin başındakine benzer ayetleri okuyoruz. Fe in yemseske Allahu bi durrin. Allah bir zarar dokunduracak olursa fela keşfe lehu, onu kaldıracak yoktur. İllahu, ondan başka onu kaldıracak olan yoktur. Ve in yemseske bi hayrin, size de beğenilecek bir şey, beğenilecek, hoşuna gidecek bir şey dokundurursa ve huve ala kulli şeyin kadir, o her şeye belli bir şekilde ölçüsünü koyandır. O ölçü sayesinde bu beklenenler gelir. Ve huve kahiru ala kavmi ala fevki ibadihi, o kulların üzerinde kahir olandır, üstün olandır. Yani ve huvel hakimül habir, o hükmü koyandır, haberdar olandır, raconu kesendir, ölçüyü koyandır. Yani Allah'ı tanımak mı istiyorsunuz? Bakın, bu kadar şey söylüyorum size. Boşu boşuna bir şeyler çıkarımla yapıp uydurmaya çalışmayın. Kul eyyü şeyin, hangi şey ekberu şehadeten, şahit olarak, delil olarak, kaynak olarak, belge olarak, bunu durumu gösterici olarak hangi şey daha üstündür? Kul, de ki Allahu şehudun beyneyi ve beynekum, aramızda Allah şahittir, tanıktır. Ve uhiye ileyye hazel Kur'anu, bu Kur'an bana vahyolunuyor. Li unzirekum, sizi uyarmam için, bihi onunla, ve men belaga, ve ulaşana, size ve ulaşan kim varsa onları uyarmam için bu Kur'an vahyolunuyor. Yani bu ne demek? Metnin içerisinden Allah'ı bulacaksınız, Allah'ın ayetlerini bulacaksınız ve anlayacaksınız. Bak, bu cümleler size yetmiyorsa gökten melek inmesini bekliyorsunuz. Boşuna beklersin, öyle olmayacak. Olsa da bu sizi şey yapmayacak, çözmeyecek, derdinize deva olmayacak. Bir kere zaten siz bu şekilde istediğiniz müddetçe olmayacak. Siz gidin kuzu kuzu kainatın ayetlerine bakın, anlayın. Biz insana nasıl öyle iki tane ecel vermişiz, bu sistem nasıl yürüyor, bu kainata bir bakın. E innekum, siz misiniz? Leteşhedûne enne ma'allâhe ilâheten âliheten uhra, Allah'la beraber başka ilahlar olduğunu şahit edenler sizler misiniz? Yani bunu gerçekten böyle olduğunu mu delillendiriyorsunuz? Kul, de ki la eşhedü, hayır, ben bu şekilde bir şehadette bulunmam, bulunmayacağım. Kul, de ki innema huve ilahun vahidun, o bir tek olan ilahtır. Bakın, kul huvallahu ahad kelimesinin ayetindeki ehad, bakın burada vahid demedi de ehad dedi. Neden? Çünkü vahid şöyle böyle böyle bir şeydir de ehad, ya bu kadar güzelleme yapmaya gerek yok. İşte burada da vahid dedi. Biz orada neden vahid demediğinin sebebini biliyoruz. Çünkü orada sayı matematikle veya işte geometriyle dünyayı tanımaya çalışan, onun içerisinde aritmetiğin içerisinde birin yeri nedir? İşte kainatta da Allah'ın yeri odur diyecek kadar ona benzetme veya geometri içinde daire nedir? Onu Tanrı'ya benzetmeyle ilintili böyle fikriyatlar var. Belki o fikriyatlar için o kelime kullanılmamış olabilir ama burada ilahun vahidun dedi. İnni ve inni ve inneni ve muhakkak ki ben beriun, hiçbir şekilde bulaşıklığım yok, tamamen temizim, uzağım. Mimma yüşrikun, o şirk koştuğunuz şeylerden tamamen uzağım. Hayır, beni sakın, beni onu bulaştıramazsınız bana. Ellezine ateynahumul kitabe, kitap verdiklerimiz, yarifunehu, onu tanır. Kema yarifune ebnaehum, oğullarını tanıdıkları gibi tanır.
Ellezine hasiru enfusahum. Bakın ikinci defa geliyor bu şekilde tarif. 12. ayettekinin eş değeri. Kendilerine yazık edenler, kendilerine hüsran edenler, o kendi bütün sermayelerini tüketenler. Fehum la yu'minun. Onlar inanmayacaklar. Onlar tükettiler kendilerini. Ve men ezdemü men iftara alallahi keziben. Allah'a bir yalan yamayanlar. Ev kezzebe bi ayatihi, ve onun ayetlerini, gösterdiği ayetleri de tekzip edenler, hayır bu yalandır, alakası yoktur diyenler, alay edenler, innehu la yuflihu zalimun. O Allah, o şu muhakkak ki, pardon, şu bir gerçek ki, innehu la yuflifu, felah bulmaz, bir kurtuluş noktasına erişemez elle zalimun. Zalimler, bu yanlış yapanlar bir kurtuluşa eremeyecekler. Çünkü ellerindeki kitap o olmasına rağmen, bunu tanıyor olmalarına rağmen, başka bir şeylerin peşinde, o dünyalık bir şeyin kazancı peşinde, bu şekilde davranıp senin karşına girip de alay edenler, yani ellerinde kitaba inanmıyorlarsa, onunla bunun arasında, bu vahiy arasındaki bağlantıları da yalanlıyorlarsa daha ne yapacaksın? Evet, ayetler peygamberin karşısındaki bir grup insanı tarif ediyor arkadaşlar bize. Evet, bu grup insanlar var. Belki bu grubu tanıyabileceğiz, tanıyamayacağız. Bunu çok o bizim ne kadar dolu olduğumuzla alakalı olan bir şey. Ama peygamberin ne söylemesi gerektiğini söylüyor. Ve peygamberin de onlar karşısında evet çalışıyor, çabalıyor ama o da nihayetinde bir insan, bu noktada Rabbim elinden tutuyor. Evet, vahiy onu ciddi şekilde ayaklarını sabit tutuyor. Ama uyarısılarını da yapıyor. Yani o yüzden 35. ayete gelene kadar hala bu çerçevede bir devam söz konusu. Evet, vahiy iste şey ayet isteyip duran insanlar var. Ama ayetleri kabul etmiyorlar ki. Kur'an ne gösterdi şu ana kadar bize? Kainat ayetlerini parmak gösterdi. Gidin bunlara bakın anlayacaksınız. Tarihi gösterdi. Gidin arkeolojik alanlara, şunlara, bunlara, o eski yıkılmış harabelere, o şeyleri gezin görün. Tarihe bakın. Orada da anlayacaksınız dedi. Döndü. Ya kitabınıza niye bakmıyorsunuz? Kitabınıza bakın. Orayı da mı görmüyorsunuz? Hayır. Siz tanıyorsunuz ama siz Allah'a iftira ediyorsunuz. Yani sizin derdiniz başka. Bir taraftan onlara sizin derdiniz başka derken peygamberi de bir taraftan onların derdi başka diyor. Yevme nahşuruhum cemiyan. Onların hepsini bir araya topladığımız gün veya o güne dikkat et diyerek de orayı okuyabiliriz. Sümme sonra negulu dediğimiz gün lillezine eşreku, o ortak koşanlaya ene şürekâukum ellezî kuntum tezumun, o iddia ettiğiniz, zam ettiğiniz, iddia ettiğiniz bu ortaklar diye bahsettiğiniz nerede onlar? O gün soracağız onlara. Sümme lem tekun fitnetuhum, sonra onların tuzak şey ateş potaları olmadı. İlla engalu demelerinden başka bir şey olmadı. Vallahu Rabbina ma kunna müşrikun. Müşrikin. Yani biz müşrik değildik. Demelerinden başka Allah'a yemin olsun ki Rabbimiz Allah Rabbimizdir. Allah'a Rabbimiz olan Allah'a yemin olsun ki biz müşrik değildik. Demek ya bu böyle diye, ya o ateş potası içinde bunu demekten başka bir durumda olmayacaklar. Unzur keyfe kezebu ala enfusihim. Kendilerine karşı nasıl da yalan söylüyorlar. Dalle anhum ma kanu yefterun. O iftira ettikleri, yamadıkları şeyler onlardan uzaklaştı. Onlardan çıkmaza girdi. Onlara herhangi bir yardımda bulunamıyorlar. Yani biz müşrik değildik cümleleri
Arkadaşlar, istedikleri kadar sudur teorisi deyip de orada Tanrı'dan sudur ettiğini düşündükleri şeyleri, ya Tanrı doğurmaz, etmez, eylemez. Ya biz muvahhidiz, biz Allah'a şirk koşmuyoruz ki. Onları şirk olarak görmüyorlar arkadaşlar. Yani gidin bir Hristiyan'a teslis meslis filan diyoruz ama hayır diyor, biz muvahhidiz diyor. Allah bir diyor. Onun görüntüsü diyor, ondan sudur eden diyor, ondan, ya diyor lafları ama ben diyor muvahhidim diyor. Yani bir Yahudi hiçbir zaman ben Allah'a ortak koşuyorum, bunlar Allah'ın ortakları demiyor. Bunu dememiş olmaları ama onları kurtarmıyor. Kur'an'ın şirk tanımı bakın buralarda daha net gelmeye başladı. Şeyde Mekkeliler muhatap iken bu, yani şirk kavramı bu kadar değildi arkadaşlar. Yani orada hatta ilk defa nerede rastlayacağız acaba filan diye de şey yaptığımızı hatırlıyorum. Ama o ilk geldiği yerleri, o şiddetlendiği yerleri şey yapmıyorduk. Ama buralarda çok net. Ve minhum men yestemi o ileyke. Onlardan seni dinleyenler vardır. Dinlemeye çalışanlar, dinleme gayretinde bulunanlar vardır. Ve cealne ala kulubihim ekinne. Fakat biz onların kalplerine kın koyduk. Yani kapladık etrafını. Sızamaz içerisine vahiy. Sen vahiy söylüyorsun ama onlar da onu dinlemeye geliyorlar ama hayır, onların kalpleri onu almayacak. Çünkü etrafında bir kabuk var. En yefkahuhu. Onu engelleme, onu anlamasına engel olacak şekilde kın, yani bir kabuk koyduk, oluşturduk kalplerin üzerine. Ve fi azanihim vakran, ve kulaklarına da bir ağırlık koyduk ki biz bunun psikolojik bir durum olduğunu biliyoruz. Çünkü alay ederek, yalanlayarak bir şey anlamaları mümkün değil. Anlayıp da faydalanmaları mümkün değil. Ama zaten onlar da bir veç aradıkları için, bir eğrilik aradıkları için, kafalarında kendilerine uygun bir şeyler, ah biz de zaten böyle dedi diyecek tarzda bir tavırla dinlemeye çalıştıkları için zaten buradan bir şey elde edemeyecekler. Dolayısıyla sen zaman harcıyorsun, vakit harcıyorsun veya geldi seni dinleyecekler diye gecene gündüzle katıp adamlara bir şeyler anlatabilmek için anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun. Evet, gayret şart farz ediyorsun. Dinlediklerini zannediyorsun. Ama anlamayınca sanki kendi eksikliğini anlatamıyormuş zannediyorsun kendini. Hayır, sen anlatıyorsun. Onların kulaklarında ağırlık var. Onların kalpleri kapalı. Sebep, alay ettikleri için, büyüklendikleri için, baştan kendilerini örttükleri için, tıkadıkları için, kapattıkları için. Biraz sonra bunu ölüler diyecek. Onlar yaşamıyor diyecek. Sen hayatta olanları duyarabilirsin. Onlar ölü diyecek. Yani baktığımız zaman bunlar da insan mı? İnsan. Bunlarda bir Adem'i var mı? Var. Ama bonus paketi kapalı. Niye? Çünkü vahye kulağını tıkıyor. Vahiy sızmazsa bonus paketi nasıl açılacak? Açılmayacak tabii ki. Bu açıdan bakacak olursak bonus paketi dediğimiz şey belki de kalbin içinde. Fuat'tan başka bir şey bu. Evet. Hatta izâ câûke. Pardon. Ve in yerev külle ayetin. Bütün ayetleri görseler, her ayeti görmüş olsa, la yu'minûne biha, la yu'minû biha, ona güvenmez. Hatta izâ câûke, hatta ona geldiğinde, yücadilûneke, seninle mücadele eder, didişir. Yekûlüllezîne keferû, ve şu şekilde diyerek, o görmezden gelenler şu şekilde diyerek, İn haza illa esatirul evvelin. Bu eskiden, yani bunlar eski metinler. Eskiden de böyle şeyler. Bunlar eski. Yeni bir şey değil. Evvelden de böyle şeyler söyleniyordu. Ama bunu onaylama manasında demiyor. Ya buna benzer şeyler daha önce de çok söylendi. Bizim karnımız tok bu şeylere manasında. Biz onları geçtik. Ve hum yenhevne anhu.
ondan vazgeçirmeye çalışırlar. Ve en yevne anhu, ve ondan da kendi uzaklaşırlar. Ve in yuhlikune illa enfusuhum. Onlar kendilerini helak ederler, ancak helak ederler ve ma yeşhurun. Şuurunda olmaksızın kendilerini helake sürüklerler. Evet, ayetleri, yani her türlü ayeti, işte tarihten ayetler, kainattan ayetler, enfüste ayetler, afakta ayetler veya işte önceki kitaplardaki ayetler fark etmiyor. Hangi ayet olursa olsun bunların tavırları aynı. Velev tera, görsen ki göremezsin, iz vukifu alennar, onların ateşe karşı tutulduğunu görsen ki görmeyeceksin. Bu işte herkes o da varacak dediği ayetin de zıttı. Çünkü bazıları doğrudan doğruya cehennemin hasisini bile duymadan doğrudan cennete gidecekler. O Meryem suresindeki ayeti, sizden hiç kimse yok ki ona oraya varmayacak şeyini cennet olarak, şey, cehennem olarak algılayıp bazıları cehennemden çıkacak diyorlardı. Hayır, öyle değil. Bakın burada onları ateşin üzerine doğru tuttuğumuzda, ayakta tuttuğumuzda bekletirken, görsen ki sen görmeyeceksin. Galu derler, fekalu derler ki, deyiverler. La ya leytena, keşke, nüridde, nüriddu, döndürülsek, velâ nükezibu bi ayati rabbina, velâ nükezibe, ve etmesek, inkar etmesek, yalanlamasak, Allah'ın ayetleri, Rabbimizin ayetlerini yalanlamamış olsak, tekzip etmemiş olsak, ve nekûne minel müminin, ve güvenenlerden olsak diye o ateşe karşısında tutulduklarında görsen, ama görmeyeceksin. Bel bedalehum, hayır, tersine onlar için ortaya çıktı. Ma kânû yuhfûne min kablu, daha önceden gizledikleri şeyler, o tekzip ettikleri şeyler, yani çocuk kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanıdıyor dediği şeyler, o hal ortaya çıktığında onu işte ve haka bihim dediği onu saracak. Velev ruddu, geri çevirseler ki çevrilmeyecekler. Le'adu, dönerler. Lima nuhu anhu, kendinden nehyedildikleri şeylere tekrar dönerler. Ve innehum lekazibun, onlar yalancıdırlar. Yani onların ruhları böyle. O zaten o yüzden ayrıldılar. Yani onların tekrar dünyaya gönderilmesi imtihanlarında bir şey değişmeyecek. Çünkü imtihan edilmek üzere gene durumu kapatacağız. Yani bazı şeyleri kapattığımız zaman onlar gene bildiklerini yapacaklar. Hayır. Bunlar bile bile yapıyorlar. Senden ayet istiyor olmaları ayetleri tanımadıklarından değil. Bu onların tavrı. Ve biz de zaten böyleleri ayırmak için yapıyoruz. Böyleleri niye bir rehberlik edelim ki? Böyleler cennete girsin diye niye uğraşalım ki? Hayır, biz bunların ayrılıp, belgelenip cehenneme gitmesi için bir süreç oluşturduk. Ve bizim şae ettiğimiz, tercih ettiğimiz şey bu. Yani Rabbimiz bu şekilde vahiy gönderiyor. Dolayısıyla diyor ki biz istesek onların hepsini bir araya getiririz, ama hayır. Bir araya getiririz değil, az önce özür dilerim. Rehberlik ederdik, ama hayır. Rehberlik etmeyeceğiz. Vahiy karşısında dümdüz okunuyor olsa dahi, babalarını, işte çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyor olsalar dahi, ondan bir zerre fayda sağlayamayacaklar böyle baktıkları müddetçe. Neden? Buna sebep olan şey, ve galu dediler, in hiye illa hayatüne dünya ve ma nahnu bi mebusin, biz tekrar diriltilmeyeceğiz. Bu hayatımızdan başka, bu şu anda yaşadığımız bu kısa vadeli hayat haricinde başka bir şey yok. Biz hesap da görmeyeceğiz, bilmem ne yapmayacağız. Yani yaratan yarattı, etti eyledi, umurunda da değil. Biz de bu dünyada ne zevk alırsak, neyi kotarabilirsek, neyi yağmalayabilirsek, neyi punduna getirebilirsek odur. Velev tera izâ vugifû alâ rabbihim, Rablerine karşı onların ayakta tutulduğunu görsen ki görmeyeceksin.
eleyse haza bil hak. O bu bir gerçek değil mi? Bu tutarlı olan şey bu değil mi? Galu bela Rabbina. Rabbina. Tersine. Evet bu. Rabbimize yemin olsun ki evet bu. Galu gale dedi. Fezukul azabe bima kuntum tekfurun. Bu görmezden geldiğiniz şeyler yüzünden tadın o zaman azabı. Şimdi biz peygamberlerin dahi, meleklerin dahi, onların ister haklı ve ister haksız olsun. Bunlar mıydı sizi şirk, şey Allah'a siz mi öyle söylediniz diye veya işte o hesaba sunma bu durumu biliyoruz. Orada peygamberlerin dahi tutulacağını biliyoruz. Peki buradaki az önce olduğu gibi ateşe karşı tutuldukları gibi Rablerine karşı tutulduklarında görmeyeceksin onları. Bu ne demek? Bu nasıl bir senaryo? Bunu zihni, yani öteki dünyadaki o değerlendirme gününün hangi aşaması? Bu aşamada eğer bildiğimiz aşamaysa bu İsa'ya da sorulacak, Muhammed'e sorulacak. Biz şahitleri de getireceğiz, kitapta getireceğiz, peygamberleri de getireceğiz. Hepsini bir araya getireceğiz. Soracağız. Bu cümleler varken burada ise sen onu görmeyeceksin diyor. Ben buradaki Rab kelimesini Allah olarak okumuyorum arkadaşlar. Kur'an'daki Rab kelimelerinin hepsi yani Hristiyanların kullandığı gibi veya Yahudilerin yani Tevrat ve İncil'deki aşırı iki uç gibi yani kullanımından Müslümanların çok ciddi bir şekilde tepkisel diyeyim veya yani bir şekilde Kur'an'daki bütün Rab kelimelerini Allah'a Allah olduğu kastını söyleniyor. Ben buna şey yapmıyorum. Çünkü cehennem içerisinde Allah'ın cehennemin içine attıktan sonra benimle konuşmayın artık dedikten sonra ey Malik Rabbine söyle bizim işimizi bitirsin dediği senaryo var. Oradaki o Malik kim? Elbette ki cehennemin meleği. O oradaki yetkili. Ama biz Allah'tan başka Malik biliyor muyuz? Oradaki Malik kelimesine yeryüzünde, gökyüzünde Allah'tan başka Malik'in mülkünde ortaklık olan var mı? Cümlesinde orada bir değerli bir varlık var. Bunları hapis tutan, izole içeriden tutan bir malik var. Bu onların sahibi olmasın. O malik aynı zamanda Rab kelimesiyle de şey yapılıyor olmasın. Eğer öyleyse peygamberin bunu görmemesi gayet normal. İşte ateşi onlar tutulduklarında ateşe karşı tutulduklarında sen onu görmeyeceksin diyor. Eğer bu hesap alanıysa orada hep bir aradayız. Demek ki bu artık cehennemin dibi. Ki oranın da Rabbi de, Maliki de o cehennem meleği. Bu da benim Kur'an okuyuşu içerisinde Rab kelimesini ve Malik kelimesini buna benzer birkaç yerde Rabbin ve melekler geldi saf saf gibi cümlelerinde yani onun gibi ayetlerinde evet farklı okuma gayretleri var çünkü Allah'ın o şekilde geliyor olması mümkün değil deyip veya işte oralara başka mecaz deyip bilmem ne deyip başka şeyler söylemeye çalışıyorlar. Rabbinin emri diyorlar. Bir şey demeye çalışıyorlar. Ama onun haricinde başka bir çözüm daha var. Oradaki Rab bizzat insanların imtihanından sorumlu olan melek de olabilir. Burada nasıl ki cehennemde onları izole halde Rabbin rahmetinden üzere halde tutmakla görevli melek nasıl onlara sahiplik ediyorsa Rab sıfatına sahip olur mu? Malik sıfatına sahip olur mu? Evet olur. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ Allah ile karşılayacaklarını yalanlayanlar, tekzip edenler hüsran olmuş. Yani sermayelerini kaybetmişlerdir. Bitmiştir onlar. Hatta اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ Onlara saat geldiğinde, o vakit geldiğinde, o randevu geldiğinde, bagteten, aniden, قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا ف۪يهَا O konuda fırt ettiğimiz,
Türkçedeki fırt kelimesi de yani bu sıradan çıkmamız. Yani böyle yerinden fırtlamış dediğimiz şey bu. Bu fırtlamadan yaptığımız bu fırtlamadan dolayı bu fırtlamamızdan dolayı yazıklar olsun bize derler. Vay başımıza derler. Ve hum yahmilune ezvarahum ala zuhurihim ela sa'ema yezirun. Onlar sırtlarında o yüklerini taşıyacaklardır. Ne kötü bir yüktür o. Dikkat edin, ne kötü bir yüktür o. Bu sadece kendi yüklerini değil, başkalarının da yüklerini taşıyacaklar. Başkalarına da yoldan çıkartmanın yüklerini taşıyacaklar. Fakat bu diğerlerini kurtarmayacak. Yani onların sırtından alınıp yük bunlara verilmeyecek. Bunlar hem kendileri saptıkları için hem de başkalarını saptırdıkları için kat kat ceza alacaklar. Sapanlar da kendi cezalarını alacaklar elbette. Ve mel hayatü dünya, bu dünya hayatı, bu yakın hayat değildir. İlla laibun ve lehbun, oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ve reddarul ahira, o ertesi hayat ise hayrun, beklenen odur. Lillezine yettegune, o çekinenler için beklenen, beğenilecek olan hayat ötekisidir. Efela yakilun, aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Çalıştırmayacak mısınız? Bile bile mi gidiyorsunuz? Evet, şimdi buradan sonra peygamberle ilintili olan şey geliyor. Kad na'lemu, muhakkak ki biz biliyoruz, kaydediyoruz, belgeliyoruz. İnnehu leyahzunuke, muhakkak ki o seni endişelendiriyor. Ellezî yegûlûne, o dedikleri şeyler seni endişelendiriyor. Fe innehum la yükezibûneke, onlar seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimine bi ayatillahi yechedûn, onlar Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyorlar. Mesele sen değilsin. Mesele Allah'ın ayetleri. Dolayısıyla endişelenme. Ki peki burada şunu soralım. Peygamber niye endişeleniyor? Peygamber görevini yeterince iyi icra edemediğini düşünerek endişeleniyor. Acaba ben yanlış mı yapıyorum? Eksik mi yapıyorum? Ya ben bu kadar uğraşıyorum da niye zerre adamlar bir adım daha atamıyorlar? Niye? Ya herhalde bende bir eksikti. Ben yanlış yapıyorum. Yani sen niye böyle davranmıyorsun diye kızılacağını, ihtar edileceğini mi düşünüyor? Neden? Çünkü karşısına adamlar geliyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Geliyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Zerre tane şey yok. En ufak bir iman parıltısı yok. Elbette bunda kendinden şüphe edecektir peygamber. Endişelenecektir. Kendisi için endişelenecektir. Karşıdaki insanları etki edemediği için endişelenecektir. Velakat küzibet rusulun min gablike, senden önce de elçiler yalanlandı, tekzip edildi. Sen yalancısın, sen herhangi bir şeyle tutarlı değilsin dendi. Fesaberu, ve onlar sabrettiler. Alama küzibu, o bu şekilde yalanlanışa karşı direnç gösterdiler. Dişlerini sıktılar. Ve uzu, bu şekilde eza gördüler. Hatta atahum nasruna, onlar etahum nasruna, onlara yardımımız gelene kadar bu şekilde eza gördüler onlar. Bu eziyete sabrettiler. Vela mübeddile li kelimatillahi, Allah'ın kelimelerinde, vaatlerinde bir değişiklik olamaz, yoktur, olmayacak. Ve lekad caeke min nebe'il mürselin, sana elçilerin haberleri de geldi. Bunları biliyorsun. Bunları cebine koy. Buna rağmen de şöyle deme. Bakın işte geldiği zunanın zırt dediği yer burası arkadaşlar. Ve in kâne kebire aleyke, bu sana ağır geliyorsa, bu sana büyük geliyorsa, yani bu şekilde ezilmek, etmek, eylemek veya işte bu şekilde yalanlanmak sana ağır geliyorsa, iraduhum,
Onların bu şekilde yüz çevirmeleri sana büyük geliyorsa, ağır geliyorsa, fe in istedate, eğer gücün yetiyorsa, en yette bir haki, en tette bir en tebteği nefekan minel art, eğer yere bir geçit açabiliyorsa aç. Ev süllemen fissema, veya göğe bir merdiven dayayabiliyorsan daya. Ne yapabiliyorsa, neye gücüne yetiyorsa. Sıkıysa yap. Fetettiğim ayet. Fetettiğehum bir ayetin. Onlara bir şekilde, bu şekilde ayet getirebiliyorsan getir. Velevşâ'u. Velevşâ'allâhu. Eğer Allah tercih etseydi, lecemâhum alel huda, onların hepsini rehberlik üzerine bir araya getirirdi. Fela tekûnenne minel cahilin, cahillerden olma. Bu kadar ağır söylüyor işte. Yani bunu belki de güç vermek için söylüyor. Yani böyle, yani cahiller böyle yapar. Sen öyle değilsin. Böyle davranma, onlarmış gibi davranma, öyleymiş gibi davranma. Biz onların ne olduğunu da biliyoruz, seni de biliyoruz, şeyi de biliyoruz. Senin karşıdan bunların çıkışı, ya senin karşıdan çıkmıyorlar, sen merak etme, bizim ayetlerimiz karşıdan çıkıyorlar. Neden? İşte o gelen Yahudilerin şeyini biliyoruz. Çünkü herkes son peygamber Mehdi, ister Mehdi de ister bilmem ne de, veya işte o son gelecek bilmem ne, acaba Muhammed mi diye soruyor. Herkes soruyor. Cemaatler soruyor. O ağababaları gidip biz gittik onlar değilmiş ha hi hi adam bir tanesi uyduruyor. Eskilerin masalları ya o eski bildiğimiz şeyleri söylüyor. Diyecekler. Onu demek için geliyorlar. Hatta birçoğu yola çıkıyor, geziniyor geziniyor geri dönüyor. Sen gelmenin ne alakası var? Hayır diyor. Yani biz gittik görüştük o değilmiş diyorlar. Bu bir kandırmaca. Buradaki mesele senin yalanlanman değil. Onlar Allah'ın ayetlerini yalan, onlar biliyorlar. Sen bilmeyene bir şey gösterirsin. Ama bilene ayet ne işe yarar ki? Bilene, çocuğunu tanır gibi tanıyana ayet ne işe yarar? Endişelenme. Seninle ilintili bir şey değil. Biz seni azarlamayacağız. Seni onlara hidayet edemiyorsun diye, seni onlara ikna edemedin diye seni azarlamayacağız. Ama sen sanki elindeymiş gibi bir mucize olsa diye düşünüyorsan bunun da cahillik olduğunu bil. Hadsizlik olduğunu bil. Yani bilgisizlik değil arkadaşlar. Bunun bir bilgisizlik, cahil kelimesinin bilgisizlik olmadığını biliyoruz. Bunun bir hadsizlik olduğunu bil. Sakın böyle aklını ucuna dahi getirme. Çünkü mesele bu insanların ayrılması. Biz seni bugün göndereceğimizi biliyorduk, gönderdik. Sana böyle gönderdiğimiz zaman onların nasıl davranacağını da biliyoruz. Ve bu şekilde senin şanını da yaydık. Onlar da geldi, bunlar da gelecek. Evet, taciz için gelecekler. Evet, gizli gizli seni dinleyip inandık deyip gidecekler. Evet, bakın bunların hepsi olacak. Sen çalış, gayret et, boş verme. Ama hepsi de olacak diye de öyle düşünme. Çünkü bunlar bile bile yapanlar. Onların istediği tarzda ayet gelmeyecek. Bunu daha önce de söyledik, şimdi de söylüyoruz. Ama ayetler gelecek mi? Evet. Kainata bakın görürsünüz. Tarihe bakın görürsünüz. Kendinize bakın görürsünüz. Önceki vahiylere bakın görürsünüz. Ayetleri görürsünüz. Ve kendi çocuklarınızı tanıdığınız gibi siz de tanırsınız. Anlayana sivrisinek saç, anlamayana davul zurna az. Evet, son olarak 36. ayette okuyup bu akşamı kapatalım. İnnemâ yestecîbullezîne yesme'ûne. Kulak verenler icabet eder. Şu bir gerçek ki ancak kulak verenler icabet eder, bir cevap verebilir. El mevta, o kulak vermeyenler ise mevtalardır, ölülerdir. Yürüyen ölüler. Yebâsuhumullah, ne kadar inkar etseler de onları Allah bağış edecek.
Sümme ileyhi yurcaun. Onun karşısına toplanacaklar. Evet, burada kalalım. Ben özellikle başından ilk sayfada yani okurken 35. ayeti verdiğim için buraya kadar gelmek istedim. Birazcık uzattım ama amacım yani bu 35. ayeti okumaktı. Okumadan bırakınca bir yarım bir eksiklik olacaktı. Gelecek yani çarşamba günü inşallah okumaya devam ederiz. Ama araya bir vakit girince şeyi kaçırıyoruz. O bir aradalığı kaçırıyoruz. O yüzden o silüet tamamlansın diye bu noktaya kadar getirmek istedim. Dediğim gibi kainatta, enfüste, nefislerimizde, kendi içimizde, tarihte, arkeolojide ve önceki vahiylerde. Rabbim dört alan içerisinde vahiyleri, şey, ayetleri gösterdi. Bunları bakanlar çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar dedi. Ve inat edenin biz yani ertesi dünyaya inanmayanların bu konuda çok ciddi şekilde direnç gösterdiklerini söyledi. İnanmıyorlar dedi. Yani senin karşına biz Yahudiyiz, biz bilmem neyiz falan diye gelmiş olmaları onların Allah'a ve ertesi güne inanıyor olması manasına gelmiyor. Bakın Kur'an o yüzden çok ilginç bir şekilde şey yapar. Allah'a, Allah'ın birliğine, yani ondan başka ilah olmadığına ve ertesi güne inanmak çok ciddi bir kriterdir. Bakın kitapların size erişmemiş olabilir, peygamberleri size erişmemiş olabilir, isimlerini tanımıyor olabilirsiniz. Başka mesele. Ama Allah'a ve ertesi güne inanmak çok ayrı bir kategoridir. Ben Allah'a inanıyorum ama ertesi güne ne? Yok kardeşim, yani böyle bir kategori yok. Kur'an'ın kategorisinde ilk ve en önemli sınır taşı, kırmızı çizgi Allah'a ve ertesine inanmaktır. Tabii ki Allah'ın birliğine, ya ondan başka ilah olmadığına ve ertesi günde bir şekilde onun karşısında hesap çekileceğimize. Bu temel kriter, yani ilk nokta burası. Bundan sonra ekstra ne varsa ekstra. Ama minimum burası, bu öteki dünyadaki karşılığın başladığı yer. Evet, ben bu akşam okumak istediğim yere eriştim. Sormak istediğiniz, konuşmak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa bu içerikle ilintili. Buyurun arkadaşlar. Evet, o zaman bu akşam bu kadar diyelim. Çarşamba günü akşam kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.